Merhabalar. Bugünkü kitap incelememiz değerli öykü ve roman yazarımız, bundan 7 sene önce kaybettiğimiz Türk edebiyatında kadın yazarlar içerisinde son derece önemli bir yeri olan ama maalesef ne yazık ki çok az okunan bir yazarımız Peride Celal'in Mektup adlı öykü kitabından bahsedeceğim. Peride Celal çok uzun yıllar yaşamış, birçok tarihi tanıklık etmiş bir yazarımız ama dediğim gibi ki eserleri zamanında da hep Can Yayınları'ndan yayınlanmasına rağmen maalesef çok az okunan, çok az bilinen bir yazarımız ki ödüllü romanları da var kendisinin ama buna rağmen çok az biliniyor, çok az okunuyor. O yüzden bugün bu değerli yazarımızı sizlere tanıtmak istedim ki Bin Kitap'ta Büşra arkadaşımız Peride Celal Yönsel etkinliği yapmıştı. Onunla da ben de o etkinliğe de katılmıştım mektup kitabını okuyarak. Mektupta çok son derece değerli, güzel bir öykü kitabı ki kendisinin 77 yaşındayken yazdığı bir öykü kitabı mektup. Öykücülüğü ve romancılığı hayatı boyunca bir arada gitmiş bir yazardan bahsediyoruz. Ve hem romancılığı hem de öykücülüğü gerçekten anlatım dili olarak çok başarılı. Fakat dediğim gibi az bilinen bir yazar. Aslında bazı kitapları, bazı eserleri sinemaya da çekilmiş ama pek fazla bilmiyoruz. Şimdi birazcık hayatından bahsedeyim, sonra da mektup kitabına giriş yapacağım. 1913 doğumlu Peride Celal Yönsel. Annesiyle babası daha o doğmadan ayrılıyorlar. Ve annesi bir başka birisiyle evleniyor. Bir savcı olan birisiyle evleniyor. Yani üvey babayla büyüyor Peride Hanım. Babasının görev yeri nedeniyle çok okul değiştiriyor ama en son Haydarpaşa İlkokulu'ndan mezun oluyor. Daha sonra ki ailesi de varlıklı bir aile. Daha sonra 2 yıl boyunca Saint Paul Şehri Fransız Lisesi'nde okuyor ama babasının işte görev değişikliği nedeniyle eğitimi yarıda kalıyor. Bu da hayatı boyunca onun için üzücü bir durum açıkçası. Çok hani zeki bir kız çocuğunun işte babasının görev yeri nedeniyle okuyamaması bir durumun söz konusu. Bu zekayı nereden anlayabiliyoruz? Daha 1935 yılında, yani takribi 22 yaşında ilk öyküsü Yeni Gün dergisinde yayınlanıyor. 1935 yılında bir de romanı da işte tefrika ediliyor. O dönemde gazete ve dergilerde romanlar tefrika ediliyor. Ve ilk romanı 1938 yılında Sonsuz Ateş, yanlış hatırlamıyorsam, yayınlanıyor. Ondan sonra peşi sıra romanlar yayınlamaya başlıyor. Bunlar dediğim gibi dergi ve gazetelerde birçok öykü, yaklaşık 400 civarında öykü ve 20'ye yakın işte roman tefrika ediliyor. Bunların bir kısmı basılıyor. 9 tane o dönemde yazılmış romanları var. Bunlar 1930'lu ve 40'lı yıllarda. Fakat o dönem para kazanma amaçlı da birazcık daha böyle aşk romanları yazan bir kişi, aşk öyküleri yazan, aşk romanları yazan bir kişi Peride Celal. İşte Kerim Nadirler gibi söyleyebiliriz. O yüzden edebiyat camiası içinde de pek o anlamda hani farklı bir kategoride yer alan bir yazar konum. Hani bugün bestsellerler vardır ya, işte bestseller kategorisinin bir anlamda yazarı Peride Celal. Peride Gençay müstahar ismini kullanıyor. İşte Peride Celal Bayburtlu, ki üvey babasının soyadı Bayburtlu oğlu. Peride Celal Bayburtlu'yu kullanıyor. Peride Celal'i kullanıyor. Böyle farklı isimler de kendisi kullanıyor. 1944 yılında Nazım Hikmet'le arkadaşlığı nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Malum Nazım Hikmet olunca memleketimizdeki durumu o yıllar. Ve 1944 yılında İsviçre'ye gidiyor. İşte Bern basın ateşeliğinde sekreterlik yapıyor daha doğrusu. 3 sene boyunca İsviçre'de işte sekreterlik görevinde bulunuyor. 1947 yılında Türkiye'ye geri dönüyor ve bir avukat, soyadını veren, Yönsel soyadını veren bir avukatla da evleniyor.
eşinin avukatlık mesleği nedeniyle maddi imkanlarının biraz daha iyi olması nedeniyle artık onun yazma serüvenini bir anlamda değişiyor. Yani 1949'da Dar Kapı romanını yazıyor. O da bir daha aşk romanı ama 1954'te Üç Kız Kardeşler adlı romanını yayınlıyor. O romanla birlikte daha gerçekçi romanlar yazmaya başlıyor. Ve işte o zaman perdiciler perdiciler oluyor. Yani perdicilerin edebiyatında iki ayrı bir dönem var aslında. Bir işte o gazetelere, dergilere yazdığı aşk öyküleri ve aşk romanlarından oluşan dönem ki 9 tane roman var o dönemde. Az değil bu arada. Bir de 1954 yılı ile başlayan bir süreç. İşte o 1954 yılında başlayan süreçte 3-24 Saat adlı romanı Sedat Simavi roman ödülünü alıyor 1977 yılında. Kurtlar romanı 1991 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ki çok önemli ödüller bunlar ödülünü alıyor. Ve böyle ödüller alan bir yazara dönüşüyor. 1941 yılında Kızıl Vazo adlı bir romanı Atıf Yılmaz tarafından iki defa ayrı film yapılıyor. Yani 1961'de Belgin Doruk ve Göksel Ersoy'un oynadığı bir filmi yapılıyor. Siyah beyaz. 1969'da da Hülya Koçyiğit'in ve Murat Soydan'ın oynadığı bir filme daha çevriliyor. Film hikayesi tek bununla bitmiyor. Bir uzun öyküsü var Ada diye. O Ada öyküsü de yine Ada ismiyle 1988'de işte Türkan Şahin'in de oynadığı, Rutka Ezin'in oynadığı bir filme de uyarlanıyor Ada hikayesi. Ada uzun bir öykü dediğim gibi. Ve genelde de dediğim gibi eserleri Can Yayınları'ndan çıkan bir yazar. Fakat romanlarından bahsettim farkındaysanız çoğunlukla. 1978'de ilk öykü derlemesi diyelim Jaguar çıkıyor ki gençlik yıllarında çokça öykü yazan bir kişi aslında PDC'ler ama hep roman üstünden şey öykü üstünden pek gitmemiş. 78'de Jaguar çıkıyor ki benim PDC'lerle tanışma kitabım Jaguar'dı. Gayet güzel bir eserdir. Jaguar'dan sonra da işte Bir Hanımefendinin Ölümü adlı bir uzun öyküsü var ki bugün Perdicilerin 3 tane kitabı Haşkio yayınlanıyor. Haşkio yayınlanan Bir Hanımefendinin Ölümü kitabının içinde Ada uzun öyküsü de var. 2 tane uzun öykü var o kitapta. İşte Bir Hanımefendinin Ölümü yayınlanıyor. İşte Melahat Hanım'ın Yaşamı diye bir öykü kitabı daha var. Bir de mektup var. Mektup son öykü kitabı. İşte 1994 mektubun yazılma zamanı. Daha ki devam ediyor yani kitapları. Ondan bitmiyor. En son Deli Aşk'ı yazıyor da 2003. Yani 87 yıl yaşına kadar kitap yazmış bir bu kadar verimli yazardan bahsediyoruz. Ama tekrar söylemeye devam edeceğim. Bu videoyu izleyenler belki ilk defa hayatlarında Perdicilerin ismini duydular. Yani 97 yıl yaşına kadar yaşadı PDC. 2013'te vefat etti. Hayatının işte 87 yaşına kadar da eserler çıkarmış bir yazarımız. Fakat bu dünyadan bir PDC'ler geldi geçti ve bizim edebiyat dünyamızda, okur dünyamızda daha doğrusu diyelim, PDC'lerin pek de bir yeri maalesef yok. Can Yayınları kitapların yeni baskılarını pek yani az sayıda satışta bulabilirsiniz. Hatta hiç bulamazsınız. Ancak nadir kitapta falan bulabilirsiniz. Allah'tan Haşkio Yayınları işte Mektubun baskısını çıkardı. Bir Hanımefendinin Ölümünün baskısını çıkardı. Ada öyküsünü ekledi. Bir de 1949 yılındaki yazdığı eseri Dar Kapı'yı basını yaptı. Herhalde Haşkio o yayınları anladığım kadarıyla diğer kitaplarını basacak diye umut ediyorum. Şimdi Perdiceleri ben niye bugün buraya konuk ettim? Yani bu kitap incelemesi neden Perdiceler üstünden? Sadece tanınmamış bir yazar mı? Hayır tabii ki. Perdiceler edebiyatımızın şöyle önemli yazarlarından bir tanesi. Karakterlerin psikolojisi çok güzel yürüyor. Yani bir karakterin psikolojisi nasıl iyi anlatıldığını görmek istiyorsanız PDC'lerin öykülerini ve romanlarını okumalısınız. Çok güzel karakter incelemesi yapıyor. Ama o anlamda muazzam bir yazar. Edebi dili de çok iyi. Dil açısından da
çok güzel akan, çok böyle pürüzsüz ilerleyen bir dille karşılaşıyorsunuz. Ama özellikle öykü açısından söyleyeyim, böyle muazzam farklı, muazzam böyle değişik biçimler görmeyeceksin. Gayet aslında klasik diyebileceğimiz bir anlatımla karşı karşıyayız. Daha çok da zaten Tanrı yazarı kullanmayı da tercih eder PDC'ler. Ben anlatıcının kullanıldığı öykü de var bu kitapta. Bu arada mektupta da 4 tane öykü var. Yani ben anlatıcının kullanıldığı kurtarıcı şey koşucu öyküsü mesela ben anlatıcının kullanıldığı bir öykü. Ama hani çok öyle biçimsel farklılıklar hani şeyler deneyeyim, şeyler yapayım tarzında bir kişi değil Perideceler. Ama harika psikolojik tahliller, karakterlerle ilgili ve çok güzel, pürüzsüz, harika bir dil var, güzel bir dil işçiliği var. Bunu zaten metinlerinde görüyorsunuz. Gelelim Mektup adlı eserine. Mektup 1994 yılında yani onun işte 77 yıl yaşındayken bu eseri yazıyor Perideceler. 1994 yılında yani 78 yaşındayken çıkıyor eseri. 4 tane öykümüz var bu eserde. Bir öykümüz Mektup adı verilen öykü. Gerçekten hani bayağı uzun öykü diye niteleyebileceğimiz novelle kıvamında bir eser. Kitabında belki de en önemli öyküsü. Fakat diğer öyküler de çok güçlü. Hatta ilk öyküsü Böcek bence kitabın en güçlü öyküsü içerik açısından baktığımızda. Şimdi Böcek de ilk öyküde şu anlatılır. Psikolojik rahatsızlığı olan bir kadın var. Bir psikiyatra. Böyle kendine güvenen, yakışıklı, kadınlara çok güzel kendine bağlayan bir psikiyatrla hasta doktor ilişkisini görürüz. Adam kadını beğenir bu arada. Yani bazı noktalarda hasta doktor ilişkisinin üstünde bir düşüncelerine dalarız doktorumuzun. 10 numara diyalog bir metindir. Yani diyaloglar nasıl olmalıyı görmeniz için çok güzel bir öykü, böcek öyküsü. Kadın evinde böcekler görür. Bu gördüğü böcekler nedeniyle böyle kendini çok kötü hisseder ama böcekler yok tabii ki. Devasa böcekler görür. Bir anlamda birazcık da Kafka'nın dönüşümüne de hafif terkip bir atıf da var diyebiliriz. Yani buradan biraz metinler arasılık böcek öyküsünde birazcık görebiliriz. Çok güzel bir diyalog anlatımının olduğu. Tanrı yazardan yazılmış bir öykü fakat psikiyatrın özellikle iç sesini de görürüz metnin içerisinde. Güzel bir böyle karşılıklı anlatımların olduğu, işte psikiyatrın psikanalizm üzerine de düşüncelerinin olduğu çok değişik bir öykü. Finali hakikaten muazzam bence. Çok iyi bir finali olan bir öykü, böcek öyküsü. Kitabın ikinci öyküsü, mektup öyküsü, Saffet Bey'in hayatını görürüz. Saffet Bey çok hırslı bir adamdır, çok zekidir. Vergi konusunda işte Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır, sonra Maliye Bakanlığı'ndan ayrılmıştır ve kendi iş kurmuştur. Uyanık bir adamdır, çok zeki bir adamdır. İş kurduğu işte hanın sahibiyle bir şekilde tanışır. Onun evine gidip gelmeye başlar ve onun kızıyla da evlenir ve parasına para katar. Onun zekası, adamın da parası bir anlamda büyük bir iş ortaklığı olur. Kadının çeşitli hastalıkları vardır. Hasta bir kişidir eşi. Ve iki tane de oğlu olur eşinden ama çocuklar olduktan sonra özellikle ikinci oğlu olduktan sonra onun hastalıklarıyla bir anlamda da uğraşır. Fakat adamı daha öykünün başında şöyle görürüz. Saffet Bey çok bencil bir adamdır. Karısını aslında seviyor olarak gösterir. Kendisi seviyordur. Ama aslında hiç sevmez. Metin boyunca Saffet Bey'in iç sesinde çoklukta duyarız. Mektubu okurken çoklukta duyarız. Bu mektup kimden gelmiştir? İngiltere'deki ikinci oğlundan gelmiştir. İkinci oğlu bütün kini nefretini babasına sergiler. Haklı olduğunda mektubu okurken ve Saffet Bey'in iç sesini duyarken zaten anlarız. Saffet Bey eşiyle ilgilenmemiş bir adam, sadece işe odaklanmış bir adam. İşi de hep böyle hırs, para hırsı, parayı büyütme hırsıyla
yapmış bir adam. Çocuklarından bile mirasını kaçırmayı düşünecek kadar para hırsıyla bürünmüş. İşe odaklanmış. İlginç bir karakter. Bayağı uzun bir öykü bu öykü. Yani kısa bir roman tadında bir novella. Biraz fazla yinileminin bulunduğu, biraz bence biraz fazla uzun bir öykü ama muazzam bir anlatım dili ve çok güzel kurgulanmış, yani mektup üstünden çok güzel kurgulanmış bir uzun öyküyle de mektupta karşı karşıyayız. Üçüncü öykümüz Koşucu. Koşucunun bu dört öyküdeki en önemli farkı bir ben anlatıcı üstünden anlatım var ama ben anlatıcı da aslında koşucuyu anlatıyor. Yani koşucumuz Abdullah. Abdullah bir işte elektrikçi dükkanında çalışan bir çırak çocuk. Bir aile, yaşlı bir kadın onu çok Abdullah'ın çalışkanlığını seviyor. Onun diğer ailenin diğer işte komşusundan da Abdullah bir süre sonra elektrik işlerine gidiyor. Çünkü Abdullah'ın elinden her türlü iş geliyor. Anlatıcımızın kadın karakter anlatıcımızın annesine bir anne sevgisi gibi yani öyle bir bağ oluşuyor Abdullah'la ve Abdullah'ın dediğim gibi elinden her şey geliyor ve o anneye de sevgisini sürekli gösteriyor. Ama anlatıcı kadın karakterimizin annesiyle çok ciddi bir problemi var. Ve o öldükten sonra da o pişmanlığı hisseden o iç sesi de zaten metnin içinde, öykünün içinde çok net bir şekilde görüyoruz. Abdullah karakterimiz yavaş yavaş siyasi fikirleri oluşmaya başlayan bir kişi. Çok dürüst bir kişi. Düşündüğünü sakınmayan, söyleyen bir kişi Abdullah karakterimiz. Ve o bütün hayatta gördüğü kötü şeylere karşı, hayatta değiştiremediği şeylere karşı koşarak kendini var ediyor. Ciddi bir koşucu oluyor yani. Milli sporculuğa kadar giden, 30'lu yaşlarından sonra hem de giden bir öyküsü var. Çok ilginç bir öykü, koşucu öyküsü de. İç içe geçmiş iki tane hikayeden oluşan, dediğim gibi hem kadın anlatıcının hikayesi hem de koşucu Abdullah'ın hikayesinden oluşan tıpkı böceğe benzer bir şekilde ilginç bir öykü. Dördüncü öykümüz ise Kaçak. Bu çok aslında en baştan okuduğumuzda hani çok olabilecek bir öykü. Çok yani hani sıradan basit bir öyküymüş gibi görünen bir öykü. 16 yaşındaki bir kızımızın evden kaçış öyküsü. Onun hayalleri, işte aşkları falan. Yani öyle bir öykü. Ama yani böyle öykünün sonunda 90'dan vuruyor Feride Celal. Hani Cortázar'ın öykü nakat eder sözünün öyküsü kitapta. Kaçak öyküsü. O yüzden o da hakikaten bu anlamda çok lezzetli bir öykü diyebilirim. Ben bu mektup kitabını yazarın tam olgunluk döneminde yazdığı bu öykü kitabını ben mutlaka okumanızı öncelikle tavsiye ediyorum. Daha önce Perdicilerin eserlerini okumadıysanız ödül almış eserlerinden de bahsettim. İşte 3-24 saat gibi, Kurtlar gibi ödül almış romanlarından da bahsettim. Ki öykü kitapları var. Öykü kitaplarını da okuyabilirsiniz. Şimdi şu an için Haşikiyo'nun bastığı 3 tane kitap var. Diğerlerini ancak nadir kitaptan bulabilmek mümkün ne yazık ki ama ben kitaplarını edinmenizi ister yeni baskısı olan kitaplarını okumanızı ister de dediğim gibi sahaflardan veya nadir kitaptan da satın alabilirsiniz. Bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Peride Celal hep görmediğimiz, pek duymadığımız, pek okumadığımız bir yazar. Ama ben ilk işte Jaguar'ından yıllar önce Jaguar kitabını okuduğumda da ya ben bu yazarı nasıl görmemişim demiştim. 2013'te vefat ettiğinde de bir içimde onun kitabını okumuş birisi olarak da böyle bir üzüntü, bir burukluk da hissetmiştim. Sadece tek kitabını okumuştum çünkü o sırada da. Bundan yıllar yıllar sonra işte Bin Kitap'ta bir şu arkadaşımızın etkinliğini tekrar bir mektup kitabını okuma ve tekrar Perde Celal'i ben de bir okur olarak hatırlamış oldum. Yani bu videoyu çektim ama benim de bu anlamda bir eksikliğim oldu Perde Celal okuma konusunda. Ama Perde Celal Yönsel'i okumalıyız.
Türk edebiyatımızın, Türk kadın romancı ve öykücülüğümüzün, yazarlarımızın önemli isimlerinden bir tanesi. Geçmişteki kadın yazarlarımızı pek ne yazık ki okumuyoruz, gözümüzden kaçıyoruz. Sevin Burak da bunlardan bir örnek. Sevin Burak'ın hayatı ile ilgili uzunca bir video da çekeceğim önümüzdeki zamanlarda. Türk kadın yazarlarımız da özellikle geçmişteki Türk kadın yazarlarımız da ben okumamızı gerektiğini düşünüyorum. Bugün kadın yazarları çok şükür ki diyelim daha ön plandalar. Eserleriyle daha çok okunuyorlar, daha ön plandalar ki benim de kitaplığımda işte Gamze Arslan var, Mevsim Yenince var, Mine Söğüt var. Yani ne güzel ki böyle yazarlarımızı okuma şansına sahibiz. Ama geçmişin kadın yazarlarını da unutmadan okumalıyız diye düşünüyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.